Herkese merhabalar. Bugün 6. sınıflarımızla açılar konusunu işleyeceğiz. Açılar konusunda nelere değineceğiz? Bunlardan bahsedelim. İlk olarak şimdi derste de en son dersimizde de işlemiştik aslında ama bir tekrar olsun hem istedim. Bir bakalım siz de kendinizi bir kolaçan edin. Unuttuğunuz yerler var mı? İşte bocaladığınız yerler var mı? Tekrar niteliğinde bir ders olacak aslında. Şimdi öncelikli olarak açı nedir bundan bahsedeceğim. Açı çeşitlerimiz nelerdir bunları bir hatırlayacağız. Sonra işte eş açı nedir, tümler açı nedir, bütünler açı nedir bunlara değinip komşu tümler ve bütünleri de işleyip dersimizi bitireceğiz. Başlayalım. İlk olarak açı nedir, nasıl gösterilir? Bu zaten bildiğiniz bir konu. 5. sınıfta da gayet hepsini tek tek işlediğimiz bir konuydu. Şimdi öncelikli olarak başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşmesine biz ne diyorduk? Açı. Peki başlangıç noktası ne demek? Işın ne demek? Bunları zaten biliyoruz değil mi? Bir hatırlayalım yine de. Başlangıç noktası demek iki ışının da kesiştiği nokta olan bu buradaki B noktası mesela. BA1 ışındır. Aynı şekilde BC de bir ışındır değil mi? Dolayısıyla BA ve BC'nin birleşmesiyle biz bu açıyı oluşturabiliriz. Bu açı dediğimiz buradaki açıklıktır. Peki nasıl gösteriliyordu? Bunu hatırlayalım. Açılar gösterilirken sırasıyla gösterim yapılıyordu. Yani A'dan başlıyorum. A, B, C açısı denildiğinde üstüne şapka koyuyorduk. Aynı şekilde C'den başladığımızda da CBA yazıp üstüne şapka koyuyordum ve yalnızca B açısı deyip de yapabiliyorduk. Peki nasıl oluşuyordu açı? Buradaki BA ışını ve BC ışınının birleşmesiyle oluşurdu. Yazımda müthiş. Şimdi açı ölçüsüne geliyorum. Açı ölçüsü dediğimiz neydi? Açıların arasındaki şu ifadenin yani bu açıklığın birimiydi aslında. Bu derece olarak gösteriliyordu. Peki açı ölçüsü ABC açısının hemen parantez koyup altına M yazarak bu açı ölçüsü demekti. ABC açısının ölçüsü. Açısının ölçüsü. Aynı şekilde buradaki M yerine de bir de S harfi de kullanılıyordu. İkisi de ölçü demekti. Mesela buraya bir 30 dereceyi kondurduğumuzda buradaki ABC açısının ölçüsü 30 derecedir diyeceğiz. Peki açı çeşitlerimiz nelerdi? Bunlardan bahsedelim. Öncelikli olarak dar açıdan bahsediyorum. Dar açı dediğimiz 0 ile 90 derece arasında kalan bir açıydı. Yani 90'ı düşündüğümüzde 90'dan biraz daha içeriye doğru dar demekti. Buna biz dar açı diyorduk. Dik açı dediğimiz 90 derece olan ölçüsü, açı ölçüsü 90 derece olan açılardı. Buna da biz dik açı diyorduk. Aynı şekilde bir de geniş açımız vardı. Geniş açıda 90 derece ile 180 derece arasındaki açılardı. Şimdi burada iki tane yine açımız var. Gerçi bunları geçen yılda öğrendiniz ama yine de doğru açı var. İlk olarak doğru açı dediğimiz doğrunun üzerindeki açıdan bahsediyorum. Mesela burada bir FTM doğrusundan bahsetmişiz. Bu FTM doğrusundaki F noktasını aldım diyelim. Buradaki açıya biz yani FTM açısına doğru açı diyoruz ve 180 derece olarak gösteriliyor. Aynı şekilde yenisi yan yatmış olabilir. Sonuçta bu da nedir? Bir doğrudur. Dolayısıyla buradaki açıya da biz yine 180 derece olan doğru açı diyoruz. Bir de tam açımız var. Bu tam açı dediğimiz tam bir turdan aklınıza gelsin. Tam bir tur atmış olacak. Yani çakışık olan açılar, yani doğruların açısından bahsetmiş oluyoruz aslında. Çakışık iki tane doğru var ve bunların oluşturduğu açıya biz tam açı diyoruz ve 360 derece olarak gösteriyoruz. Şimdi ikinci kısmımız doğrular ve açılar. Yani ilk olarak burada eş açılardan bahsedeceğiz. Eş açı dediğimiz ölçüleri birbirine eşit olan açılardır. Yani az önce de bahsetmiştik açı ölçüsü mesela 30 derece ise diğerinin de 30 derece olacak. Yani açının sağa ya da sola gitmesi, yukarı ya da aşağı gitmesi beni hiç ilgilendirmiyor. Burada olayımız tam anlamıyla ölçüleri.
Yani ölçülerin eşit olması gerekiyor. Burada ABC açısına bakıyorum, 30 dereceymiş. Aynı şekilde KLM açısına bakıyorum, yine 30 dereceymiş. İkisinin de ölçüsü 30 olduğundan bu açılar birbirlerine eşittir öncelikli olarak. Açılar eşit olduğundan açı ölçüleri, açılar birbirlerine eştir. Eşlik sembolü eşittirin üstüne bir dalgayla gösterilir. Bunun adına biz eşlik sembolü diyoruz. Örneğini vermiş bakalım. Belirlenen açılara eş açılar çiziniz demişler. Evet. Şimdi eş açı çizerken ne yapıyorum? Öncelikli olarak herhangi bir nokta belirliyorum. Kendime buradan bir nokta belirledim. Ne olsun? Bu noktamız Kayra'nın K'si olsun. Kayra'ya selam olsun burada. Kayra'nın K'sini aldıktan sonra hemen burada koyulmamış ABC açısına bir eş açı çizelim. ABC'ye eş açı çizerken K noktasını kondurdum. Buradaki B noktasıymış gibi düşünün. Buradaki başlangıç noktası. Şimdi bakın B'den C'ye giderken ne yapmış? Dümdüz bir doğru gitmiş. Ne kadar gitmiş mesela? 1, 2, 3, 4 birim sağa gitmiş. Bizim burada önemli olan ne? 4 birim sağa, sola, yukarı, aşağı değil. İşte kendime bir yönerge belirleyeceğim. Bu sağa gitmiş. Ben sola gidebilirim. Hiç fark etmez, tamam mı? Biz sola gidelim. 1, 2, 3, 4. 7 dedim. Şimdi bunun ikisini birleştirdim ve ilk ışınımı oluşturdum. Şimdi burada A noktasına giderken neler yapmış? 1, 2, 3, 4, 5 birim yukarı çıkmış. 5 yukarı çıkmış. Daha sonra da 2 birim daraltmış açıyı. Biz de aynı şekilde ya yukarı ya aşağı hiç fark etmez. 5 birim aşağı inelim. 1, 2, 3, 4, 5. İndikten sonra açıyı 2 birim daraltacağım. 1, 2. Daralttıktan sonra da buraya da R dersem, bunu da birleştirdiğimizde açımızla eş açıyı burada oluşturmuş olmuş olduk. Şimdi aynısını burada da yapalım. Buradaki başlangıç noktasını sabit tutuyorum. Herhangi bir başlangıç noktası alıyorum kendime. Burada da Beyza'nın B'si olsun. B'yi koydum. Şimdi V'den hareket edeceğim. İlk önce burada U noktasına gitmiş. Ben de U'ya hareket etmek istiyorum. Bunun için 2 tane aşağı inmiş. 2 birim aşağı. Biz de 2 birim aşağı inelim ya, fark etmez. Siz isterseniz yukarı da çıkabilirsiniz. 1, 2 birim aşağı indim. Daha sonra 1, 2, 3 birim sola gitmiş. Ben de 3 birim sağa gidebilirim. 1, 2, 3 birim sağa gittim. İkisini birleştirdiğimizde bir ışınımızı oluşturduk. Daha sonra diğer ışınımızı oluşturacağım. Bunun için yine B'den hareket edeceğim. 1, 2, 3 birim yukarı çıkmış. Ben de çıkayım 3 birim yukarı. Daha sonra da 2 birim sola kaymış. Ben de sağa kayıyorum. İkisini birleştirdiğimizde diğer ışınımızı oluşturmuş olduk. O halde bu elde ettiğim açıyla benim açım eş olmuş oldu. Eş açılar bu şekilde, yani konum belirleyerek açılarımızı buluyoruz aslında. Eş açılar çizilirken konum belirleme kullanılır. Bir sonraki açımız ters açılar. Burada önemli konulara giriş yapıyoruz aslında. Bu konularımızı 7. sınıfta da kullanacağız. Çünkü doğrular ve açılar kısmının tamamı 7. sınıfta da aynen var, işleyeceksiniz. Burada aslında onun temelini atmış oluyoruz. Ters açılar dediğimizde, ters adı üstünde, açılar birbirlerine ters olmak zorunda. Buradaki gördüğünüz gibi bakın bir, iki tane doğru olması lazım ve iki doğrunun kesişmesiyle oluşan bir açıdır aslında bu ters açı. Şimdi X harfi gibi oluşuyor bakın farkındaysanız. Ters açıda kırmızılar, yani karşılıklı olan açılar birbirlerine terstirler. O halde buradaki EUZ açısı ile nedir? Kırmızı ile gösterilen KUY açısı terstir. Aynı şekilde sarı ile gösterilen KUE açısı ile YUZ açısı da terstir. Peki bu ters, tamam ters de, bunlar ne işimize yarayacak? Ters açılar birbirlerine eş açılardır. Yani ters açıların ölçüleri birbirlerine eşittir. Ters açıların ölçüleri birbirlerine eşittir dedik.
Ne dedik? Kırmızı ve sarı olan açılar birleşince ne oluşturuyor? Hemen bakalım. Yazmışız. Kırmızı ve sarı hemen birleştirdiğimizde ne oluşacak burada dikkat ederseniz? Bir doğru oluşmuş olacak. Yani bu açıya biz doğru açı diyeceğiz. Peki bu doğru açıyı nerede kullanacağım? Doğru açı ne demekti? Ölçüsü 180 derece olan. Yani bana buradaki sarı açıyı verdiğinde biz otomatikman neyi bulmuş olacağız? Kırmızıyı. Bir sonraki açımızın adı komşu açılar. Komşu ne demek biliyoruz değil mi? Mesela okulumuzu düşünün, sınıfımızda biz şu an 6A sınıfındayız. 6A sınıfının komşusu kimdir? Hemen yanındaki 5A sınıfıdır değil mi? Dolayısıyla biz 6A'nın komşusu denildiğinde hemen dibindekinden bahsediyor olacağız. Yani biz komşu açılarda da aynı şeyi söyleyeceğiz. Yani bizim dibimizdeki açı, dip dibe olduğumuz, yani bir ışını ortak olan açılardan bahsedeceğiz. Burada BAK açısına baktığımızda aradan yeşil bir ışın geçmiş. Bak görüyor musunuz? Yani BAL açısının hemen dibinde bir LAK açısı var. Yani buradaki hemen birbirinin dibinde olduğu için bu açılar komşu açılardır. Dolayısıyla BAL ve LAK komşudur. Örneğine bakalım. Tek tek sırasıyla vermiş, biz bakalım hangileriyle hangileri komşu. Başlangıçta ZEN demiş. Hemen ZEN'yi buluyorum. Z, E ve N. Şu N herhalde. Buna komşu olacak. Yeşille çizdiğime komşu olacak. Bunun dibinde olması gerekiyor. Bakın dikkat ederseniz bununla içindeki bir açı komşu olamaz. Yani ben burada YEN'yi bunun komşusudur diyemem. Bunun tamamıyla dışında olması lazım ve hemen dibinde olması gerekli. Dolayısıyla buradaki ZEN'ye komşu olan hemen dibindeki NEP'dir. YP bakıyorum şimdi de YEP. Y burada karışmadan şöyle sarıyla çiziyorum. YEP'nin hemen dibindeki de bakın içindekini sayamazsınız. Dolayısıyla dışında olan ZEY açısıdır. Bir sonraki PEN'ye bakıyorum. PEN. Burada PEN'nin hemen zaten kırmızıyla çizmişim onu. Buna komşu olan denildiğinde burada isterseniz ZEN'yi de seçebilirsiniz. Yani yeşille gösterdiğimde seçebilirsiniz. Zaten yukarıda bununla göstermiştik değil mi? Biz daha küçük olan buradaki YEN'yi de seçebiliriz değil mi? Şuradaki kırmızıyla gösterdiğim YEN de buna komşudur. Şimdi ZEY'ye bakalım. ZEY'yi göstermemişiz. Maviyle gösterdiğim ZEY açısı buna komşu denildiğinde yine aynı şekilde ben YEP'yi seçebilirim. Ya da bunun daha küçüğü olan YEN'yi seçebilirim. Komşudur. Şimdi geldik tümler ve komşu tümler açımıza. Şimdi komşu tümler zaten tanıdık bir şey olacak. Komşuyu tanıyoruz. Peki tümler ne? İlk önce ondan bahsedelim. Tümler açılar ölçüleri toplamı 90 derece olan açılardır. Peki hocam bunlar dip dibe olmak zorundalar mı? Yani illa 90 dereceyi birleştirince oluşturmak zorundalar mı? Hayır tabii ki de. Yani ayrı ayrı açılar olabilirler. Yeter ki toplandıklarında 90 dereceyi oluştursunlar. Mesela burada bir 55 dereceli SEL açım var. SEL açısı. Bu SEL açısıyla BOM tümler açılarmış. Biz BOM'nin açısını bulabiliriz. Nasıl? İkisini topladığımızda 90 ettiğini biliyoruz. O halde biz 90'dan 55'i çıkarttığımızda 35 derece olarak buradaki BOM açısını bulmuş oluruz. Yani yeter ki ne yapıyorum? İkisini topladığımda 90 derece olsun. Aynı yerde olmak zorundalar mı? Hayır, ayrı ayrı olabilirler. Toplandığında 90 derece olmaları yeterlidir. İkinci kısım olan komşu tümler. Peki, komşu nedir biliyorduk. Komşu neydi? Hemen dibimde olacak. Dip dibe olacak. Aynı zamanda da tümler olacak. Bu ne demek? Yani toplamları 90 olan komşu açılardan bahsediyor olacağım. Hemen aşağıda örnekte bakalım.
Şimdi buradaki FAT ile yani kırmızıyla ve yeşille gösterdiklerim hemen dip dibe oldukları için kesinlikle nedir? Komşu açılardır. Aynı zamanda bakın tümler olduğunda zaten kendi söylemiş tümlerdir. Dolayısıyla ikisinin toplamı 90 derecedir değil mi? O halde ben 90'dan 75'i çıkardığımızda otomatikman kırmızıyı 15 derece olarak bulmuş olurum. FAT'yi sormuş zaten. 15 derecedir. Bir sonraki kısım bütünler ve komşu bütünler açılar. Şimdi bütünleri öğreneceğiz ilk önce. Komşu bütünler zaten onun akabinde gelmiş olacak. Bütünler dediğimde tümlere benziyor. Bu sefer ölçüleri toplamı 180 derecedir. Dolayısıyla hemen ne yapıyorum? İki tane ayrı benim açım olacak ve topladığımda 180 derece olması gerekiyor. Burada 50 derecemi vermiş Ali açımızı ve Met açımızı da 130 dereceymiş. İkisini topladığımızda ne gelecek? 180. Demek ki neymiş? Ali ve Met bütünler açılarmış. Komşu bütünlerden de bahsedelim. Şimdi neydi? Dip dibe olacak komşu. Bütünler olunca da 180. O zaman hem komşu olacak hem de toplamları 180 olacak. Buradaki BEY dediğimiz ile YEZ komşu bütünlermiş. O halde bunların tamamı 180 derecedir. Dolayısıyla ben 180'den 63'ü çıkardığımızda 117 olarak ve YEZ açımızı bulmuş oluruz. Yani şurası 117 dereceymiş. Sorularımıza devam ediyoruz. Aşağıdakilerde verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz demiş. Şimdi öncelikli olarak şekilimizden başlıyoruz. Birinci şekilde dikkat ederseniz bir doğru açı var değil mi? Doğru açının ölçüsü 180 dereceydi. Dolayısıyla 90, 22 ve x'in toplamı 180 dereceymiş. Yani 90 ile 22'yi topluyorum. Daha sonra 180'den çıkardığımızda 68 olarak açımızın ölçüsünü bulmuş olduk. Hemen yanındaki olan soruda da yine bir şekil var. ABD ile DBC'nin komşu tümleri olduğunu söylemiş. Komşu tümleri olduğunda dip dibeler ve aynı zamanda toplamları 90 dereceydi. Bunu biliyorum. O halde bu ikisinin toplamı neymiş? 90 dereceymiş. Ters işlem yapmayı öğrenmiştik. O halde ilk olarak bu 30'u 90'dan çıkarıyorum. Daha sonra bulduğumuz açı bu nedir? Geriye kalanların toplamı. Yani 2M ve M'nin toplamı. Bunun ikisinin toplamının biz 3M olduğunu cebirsel ifadelerde öğrenmiştik. O halde 60'ı 3'e böldüğümüzde 20 olarak bir tane M'yi bulmuş oluruz. Bir sonraki sorumuzda biri diğerinin 4 katı olan tümler iki açıdan büyük olanın ölçüsü nedir? Bu sefer şekille vermemiş bu verilenleri. Sözel olarak vermiş. O halde biri diğerinin 4 katı dediyse birinci ve ikinci açı yapıyorum. Zaten biz bunu problemler konusunda da işlemiştik. Katla çözeceğim. O halde birine 1 kat dersem diğeri 4 katı olacaktır. Tümler açı dediği için ikisinin toplamının ben 90 derece olduğunu biliyorum. Yani elimizdeki 5 katın karşılığı 90'mış. Ben 90'ı 5'e bölersem 1 katı bulmuş olurum. 18 derecedir bir katım. Büyük olanın ölçüsünü sormuş. Büyük olan 4 kattı. O halde 4 çarpı 18'den 72 elde edilmiş olur. Bir sonraki sorumuzda bütünler iki açıdan biri diğerinin demiş. Yine aynı şekilde o yüzden birinci açı, ikinci açı yazıyorum. Biri diğerinin 3 katı dediği için birincisine 1 kat, ikincisine 3 kat. 3 katından 12 fazla artı 12 derece diyorum. Yine ters işlem yapacağız. Bütünler açı dediği için toplamları 180 derecedir. Dolayısıyla 180'den 12'yi çıkardığımızda 168. 3 kat burada, 1 kat burada toplamı 4 kattır. O halde 168'de 4'e böldüğümüzde küçük açının ölçüsünü 42 olarak bulmuş oluruz. Zaten benden istediği de küçük açıydı. O halde ölçümüz 42 olarak bulunmuş olur. Bu son sorumuzdu. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Thank you.